Taraftar'da bu hafta ikinci durağımız Kocaeli. Kocaeli Spor Taraftar Grubu Hodri Meydanı'na geçireceğimiz gün öncesinde şehre geliyoruz ve stat önünde taraftarlarla bekleyişimize başlıyoruz. Taraftar'da bu hafta ikinci durağımız Kocaeli ve Kocaeli Spor Taraftarı ile birlikte bugün tam anlamıyla programın son bölümünü daha da coşkuyla bitiriyor olacağız. Hodri Meydan Taraftar Grubu ile birlikte aslında 90 dakikanın heyecanını sizlerle buluşturuyor olacağız ama maç öncesinde özellikle mücadelenin hemen öncesinde çok güzel şovları var bugün itibariyle Hodri Meydan'ın. Taraftar'da bu hafta ikinci bölüm Kocaeli'de başlıyor. Mücadele öncesi Kocaeli Spor taraftarı konfeti şova hazırlanırken biz de tribündeki yerimizi alıyoruz. Taraftar bu hafta Kocaeli'de dedik ve Kocaeli Spor taraftarı ile birlikte muhteşem bir güne başlıyor olacağız. Hodri Meydan'la birlikte muhteşem bir karografi değil aslında. Konfeti şov ve Kocaeli Spor'a özgü bir şov ve bugün 90 dakikanın heyecanı Kocaeli Spor taraftarıyla birlikte Bein Sports ekranlarında sizlerle başlıyor. Maçın ilk düdüğüyle birlikte Hodri Meydan'da desteğini iyice hissettiriyordu. Maçın başlamasının ardından tribünde turumuza başlıyoruz ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le karşılaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben başkan olarak burada bulunmuyorum. Her maçta işte bu gençler gibi, İzmitli insanlar gibi takıma aşık
tamamen siyaset üstü bir aşkla, bir taraftar ruhuyla geliyorum. Çok da keyif alıyorum. Çok uzun yıllardır zaten Kocaeli Spor'un bütün maçlarını hangi ligde olursa olsun sevdanın ligi olmaz diyerek takip ediyoruz. Hiç kaçırmadan da takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu dönem gerçekten müthiş bir ruh var. Çok uzun yıllar şampiyonluk yolunda ciddi bir mücadele veriyordu Kocaeli Spor. İnşallah bu dönem öyle bir sarıldı ki kent şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Adım adım, lig lig devam edeceğiz inşallah. Gelecek günleri çok güzel görüyoruz. Çünkü bizim geçmişimiz var. Geçmişimizde şampiyonluğumuz var. Biz o kupayı kaldırdık. O kupayı bir kere kaldırdık, bir kere daha kaldırabiliriz inşallah. Çok da iyi gidiyor şu anda. Transferlerle, halkın sahiplenmesiyle, şehrin bütünleşmesiyle ve taraftarı görüyorsunuz. Yani en kötü ligde bile düşünün, bu taraftar sahip çıkar hep takımına. 20 bin insanla izliyor takımını. Bu maçlar 20 binden aşağı düşmüyor. Bu çok önemli bir şey. Bu da şampiyonluğa taşıyacak. Biz inanıyoruz o kupayı bir kere daha kaldıracağız biz. Tribünler zaten bu takım için bulunmaz bir nimet. Bu kadar insanın sevdası, bu kadar insanın müthiş bir bağlılığı, bu kadar insanın bu markayı güçlendirmesi çok kıymetli bir şey. Markayı marka yapan insanların sahiplenmesidir. Tabii çok ciddi bir taraftar kitlesi var Kocaeli Spor'un. Yaşlısından gencine, çocuğundan, kadınından erkeğine herkes sahipleniyor. Ailece geliyor insanlar. Ben de genelde hep ailemle gelir izlerim. Yani müthiş bir sevda bu. Ve dedim ya yani... Hangi ligde olursa olsun bu sevdanın ve armanın peşinden koşuyoruz hepimiz. Biz hak ediyoruz. Kocaeli hak ediyor. Kocaeli Spor hak ediyor. Kocaeli Spor 10 küsür yıldır hasret, şampiyonluğa hasret, istediği ligde olmaya hasret. O istediği ve hak ettiği yerde Kocaeli Spor mutlaka olacak. İşte bu kadar taraftarın gönlü, ruhu, birleşmesi, bir araya gelmesi aslında bunu hak ettiğinin de göstergesi diye düşünüyorum. Öncelikle ben bu güzel taraftara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar sahip çıkmasa bugün bu ruh olmazdı. Bu taraftar müthiş bir taraftar. Ve her şeyin üstünde Kocaeli'yi Kocaeli yapan taraftar ve Kocaeli Spor'u Kocaeli Spor yapan taraftar. Muhteşem bir ruh. Hepsine teşekkür ediyorum. Takımımıza da sonsuz başarılar diliyorum. Size teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Evet, aslında başkanım da söyledi. Tam anlamıyla bugün itibariyle genel olarak futbol tutkusu Kocaeli'de en üst düzeyde. Bizler de 90 dakika boyunca tribünde Kocaeli Spor taraftarı ile birlikte mücadelenin heyecanını, Bein Sports ekranlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bodri Meydan Tribün Dernek Başkanı Ferhat Uzun'un yanındayız. Taraftarda bu hafta Kocaeli Spor taraftarı ile birlikte izledik. Bodri Meydan'la birlikteyiz. Aslında konfeti şovu da sizlerle bir oluşturduk ve 90 dakikanın heyecanı devam ediyor. Muhteşem görüntülerle Ferhat abiyle birlikteyiz. Onun da düşüncelerini alacağız. Ferhat abi, aslında coşku en üst düzeyde. Ki biz biliyoruz bir futbol sever olarak Kocaeli Spor taraftarını, ama bir de senden dinleyelim. Bugün önemli bir maç var ama önce bu sevgiyi senden dinleyelim. Valla her şeyden önce Kocaeli Spor sevgisi bizim için her şeyden önemli. Hayat felsefemiz. Bu şehir bu takıma aşık. Gördüğünüz gibi yani amatörden çok mücadeleler vererek bu konumlara geldik. Konfeti'ye geleyim. Konfeti de Türkiye'de bunu ilk yapan tribün biziz. Layıkıyla yapmaya çalıştık ama 62-22 spor yasasına takıldığımız için bu kadarıyla kaldık. Biz 11 senedir transfer yasağımızı açamadık. Ama çok şükür transfer yasağımızı açtık. Şu an basamakları teker teker çıkıyoruz. 5 puan farklı lideriz. Allah nasip ederse de bu liglerden çıkıp üst liglere devam edeceğiz. Süper Lig'de herkes bizi izleyecek. Kocaeli Spor aşkı çok büyük bir aşk. Görüldüğü gibi ben gurur duyuyorum. 32 senedir bu camianın içerisindeyim. Dernek başkanlığı yapıyorum. Bodrum Meydanı'na gurur duyuyorum. Bu şehirle gurur duyuyorum. Abi aslında biz de size gurur duyuyoruz. Bunca sene yani bu kadar şehir gezdik ama gerçekten bu kadar güzel tribün çok nadir var. Bu Kocaeli Spor'un Türk futboluna çok şey kattı. Onun için taraftar takımına sahip çıkıyor bu şehirde. Biz sonuna kadar sahip çıkacağız. Layık olduğumuz yerlere geleceğiz. İnşallah. Biz de maç boyu birlikteyiz. İnşallah gollerden sonra bir daha yanına geliyor olacağız. İnşallah. Ben size teşekkür ediyorum. Kocaeli Spor için önem verdiğiniz için. Allah razı olsun. Eyvallah. Her zaman bekleriz. Eyvallah abi. Sağ olun. Eyvallah.
kemiği aslında sensin burada. Neler söylersin? Abi ağrılara kadar gittik. Bizim sevdamızı kimse ölçemez yani. Biz bu sokaklarda abi kardeşlerimizin her zaman iyiye gitme önünde onlara öncü bir abi olmanın peşindeyiz. Öncelikle söyleyeceklerim bu kadar. Ve bu kardeşlerimize her zaman yanındayız. Buradan 07 Gençlik Grubu'na da selamlarımı yolluyorum abi. Yusuf abiye, Güran abiye, Metin abiye. Hepsini seviyoruz abi. Sizden de Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık abi. Tribündeki röportajlarımızı gerçekleştirirken Kocaeli Spor'un Payas Spor karşısında bulduğu fakat offside gerekçesiyle geçerli olmayan gol sevincini de kısa da olsa offside yaşıyorduk. Offside olsun, burun farkıyla offside. Abi böyle hakemler öldükçe olmaz. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Abi. Baba. Gel. Offside'dan ama biz yine gol sevincini yaşadık. Ya, aslında golün habercisi herhalde bu. Biz çocukluğumuzdan beri bu sevinci yüzünce her şeyi yaşıyoruz. O yüzden hani yense de yenilse de biz zaten bu takımın taraftarıyız. En kötü gününde de yanındayız, en iyi gününde de yanındayız. Her zaman Kocaeli Spor'luyuz. Sonuna kadar da buradayız, ölene kadar da Kocaeli Spor'lu olacağız. Süper. Ağzınıza sağlık. Şimdi neler sırası? Tek bir şey diyorum, İzmit'in çocuğu herkese yeter. Atmosfer, seyirci üst liglere yakışır. Baktığınızda bu şehir, Kocaeli, İzmit, bu stadyum yeri burası değil. Kocaeli Spor'un yeri de burası değil. Ben bu ligdeki takımları küçümsemek istemiyorum ama biz Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Fener'le, Trabzon'la, Bursa'yla mücadele edecek bir takımız. Oralara çıkmak için mücadele edeceğiz. Artık Kocaeli Spor'un önü açık. İnşallah. Abi. Armayı kalbimize gömdük eder. Taraftar programı devam ediyor. Bein Sports ekranlarında tribündeyiz. Sodri Meydanı'nda birlikteyiz ve muhteşem görüntülerle sizleri baş başa bırakmaya devam ediyoruz. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken bu kez sete çıkıyoruz ve Hodri Meydan Grubu tribün lideri Haluk Bozo yanımızda. Taraftarda bu hafta Kocaeli'deyiz dedik ve Hodri Meydan'la birlikteyiz. Aslında 90 dakikanın öncesinde sonrasında detayları sizlerle buluşturuyor olacağız ama şu anda devre arasında setteyiz, Haluk abiyle birlikteyiz. Aslında ilk 45 dakika her zaman olduğu gibi susmayan bir tribün vardı. Muhteşem bir konfeti şovu vardı ama devre arasında biraz soluklanalım dedik artık. Biraz sesler kısıldı, terledik abi. Öncelikle ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Aslında Türk futbol severler Hodri Meydanı, Kocaeli Spor taraftarını çok iyi biliyor. Nasıl coşkulu, nasıl tutuklu olduklarını biliyor ama bir de senden dinleyelim. Önce bugünü soracağım. İlk yarı 0-0, offside'dan gelen goller de vardı sayılmayanlar ama sen neler söylersin bugün için? Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Kocaeli Spor sizin de dediğiniz gibi Türkiye'ye mal olmuş bir takım. Maddi yönlerden bir sıkıntılar çekerek bölgesel amatör lige kadar düştü. Burada da Guinness Rekorlar kitabına girerek amatörde en çok seyirci toplayan taraftar topluluğu oldu. Öyle bir takımız biz. Şehir olarak yürekten takımımıza bağlıyız bir Anadolu kulübü olarak. Bugün de konfeti şovla başladık. Güzel oldu. Biraz yoğun kar yağışı oldu burada. Bunlara da devam edeceğiz. Koreografilerimiz oluyor tribünde, diğer tribünler gibi. Bizi de Türkiye'deki bütün taraftar gruplarına teşekkür ediyorum buradan. Böyle bir şeylere layık gördükleri için. Çünkü Hodri Meydan gerçekten Türkiye'ye mal oldu, ekol oldu artık. Gerçekte Kocaeli Spor'un yeri tabii buralar değil. Süper Lig'de
İki tane kupa kaldırmış bir takımdan bahsediyoruz. Mazisi çok geniş bir kulüp. İnşallah biz işte takımımıza bölgesel amatörde de demin dediğim gibi sahip çıktı bu kent. İnşallah layık olduğu yerlere getirecektir. Burada çocukları da görüyorsunuz. Bu konfeti çalışmasına çok büyük emekleri geçti onların gerçekten. Bizim sitelerimizde de var. Gece gündüz işte 6-7 yaşındaki çocuklar bu konfetileri hazırladı. Hepsinin emeğine sağlık. İşte devam edecek mi? Konfeti ve bu paragrafiler aslında kale arkasındaki pankartta yine yine sosyal medyadan da bizim takip ettiğimiz önemli bir paragraf. Evet, o da Inter Tifo diye dünyaca ünlü bir internet sitesine ilk defa bir Türk koreografisi düştü. O da bizim el emeğimizde olduğu için biz burada çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah gerisi de gelecek yani. Biz de o zaman hem başarılarla, hem koreografilerle, hem de bu coşkuyla defalarca sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Haluk abinin görüşleri bu şekildeydi. Hodri Meydan'da izledik ve taraftar programında bugün atkılarımızı taktık. Tam anlamıyla Kocaeli Spor taraftarıyız ve ikinci yarıda yine desteğe, baskıya devam ediyor olacağız. Oley oley! Oley oley! Oley 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 oley! Taraftarda bu hafta Kocaeli'de izledik. Devre arası artık biraz dinlenme vakti. Aslında ilk 45 dakika susmayan bir taraftar grubu vardı. Hodri Meydan'la birlikteyiz. İlk dakikalarda yine konfeti şov vardı ve bizler de röportajlara devam ediyoruz bir yandan. Neler söylersin? Aslında Kocaeli Spor taraftarı olmak farklı bir duygu ama bir de sizden dinlemek gerekiyor. Ya şimdi Kocaeli Spor taraftarı olmak tabii ki farklı. Türkiye'nin diyeyim, hatta dünyanın sayılı taraftarlarından bir tanesi olduğu için tabii ki farklı. Eski özlenen günlerimize döneceğiz. Süper Lig'de yerimizi alacağız. Her zamanki gibi. Peki bugün konfeti şovla başladı ama koreografileriyle, konfeti şovlarıyla Kocaeli Spor taraftarı hep Türk futbolunda en önemli noktalardan birindedir. Sezon sonunda nerede görüyorsun Kocaeli Spor'u? Sezon sonunda tabii ki şampiyonluk görüyorum. Yani şampiyonluk gelsin bu sene, kutlayalım Fethiye'de. Sloganımız da zaten, bestelerimiz de var. Yani artık önümüzde Süper Lig bekliyor bizi. Eski günlerimiz, eski şampiyonluklar, eski Süper Lig liderliği bizi bekliyor diyelim yani. Biz takımımıza ve başkanımıza her zaman güveniyoruz. Taraftar olarak da her zaman her yerde en büyük körfez. Şampiyon olana kadar oynayın sonuna kadar. Biz varız ölene kadar. Birimiz olana kadar. Küçük yaştan beri, geldiğimden beri buraya Antalya ile beraber bir kardeşlik var. Yani biz Antalya'ya maç harici de gitsek, hani Kocaeli dizimizde en iyi şekilde ağırlanıyoruz. Onlar da burada kesinlikle öyle. Yani dostluğumuz bağı ki hep böyle oldu. Ben bildim bileli böyleydi. Antalya'ya selam olsun burada. Gece vardiyasında çalıştım. Sabaha kadar çalıştım. Alarmımı kurdum yani. Alarmımla beraber kalktım. Uykumdan verdim. Buraya geldim. Öyle hevesliyiz. Biz buna zaten dünden değil yani. Sezon başlayacak bir haftadan beri bizim sayfalarımızda olsun, şey olsun. Hep hareket, konfeti şovdu, şeydi. Hep böyle bir hareket. İster istemez bir bayram heyecanı oluyor. Yani sabah olsun da uyuyalım, hemen 12 olsun saat, kalkalım, giyinelim, gelelim. Öyle yani. Burada hep böyle. Hayat bu şekilde gidiyor. Konfeti şovda attı mı konfeti? Attık. Hep okulda falan da hazırladık. Kendi aramızda konfetilerimizi hazırladık. Abi, sağ olsun dağıttılar da. Bak, okulda konfeti hazırlamışlar. Sen hazırladın mı? Abi benim okul 1,5 sene önce bittiği için. Yok, normalde hazırladım. Normalde hazırlıyoruz tabii. Ama Kocaeli Spor'umuzun her zaman maçlarına geliyoruz. Paraya kayıp 200 TL kombin aldık yani. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun. Biz de artık ikinci lige yükseltip Kocaeli Spor'umuzu daha iyi yerlere getirip Süper Lig'e hedefliyoruz. Hedefimiz şampiyonluk gelsin bu sene. Kutlayalım Fethiye'de yani. Sonradan da var.
Abi hazırlık yaptı mı senden konfeti? Yaptım abi, okulda kağıtları buldum. Aldım evde kestim akşam. Bayağı fırlattım yani burada var. Eline sağlık. Sence maç kaç kaç bir de? Abi inşallah ikisi vur alacağız maçı. Peki nasıl bir şey böyle? Atkıyı takıyorsun, formanı giyiyorsun. Kocaeli Spor taraftarı olmak nasıl bir duygu? Abi güzel bir duygu. Bir hafta kala heyecanlanıyoruz. Arkadaşımız hemen biletleri alıyoruz. Hazırlanıyoruz, öyle giyinip gidiyoruz. Size teşekkür ediyoruz o zaman. Taraftarda röportajlara devam ediyoruz Kocaeli'de. Gol! İkinci yarının başlamasına artık az kaldı derken ikinci yarının ilk düdüğü de geliyor. Kocaeli Spor taraflarıyla birlikte ikinci yarıyla birlikte röportajları da başlıyor. Neler söylersin? Ne olur bugün? Önce onu sorayım. Maç ne olur? İlk yarı 0-0 ama iyi olur. Koca Süper Şampiyon olur abi haricinde. Olur değil mi? Olur abi. Her maça geliyor musun? Geliyorum abi. Helal olsun. En sevdiğin tezahürat hangisi peki? Seni gördük ısınmadan çok. Kocaeli Spor. Biz de inşallah şampiyonlukla birlikte bir daha gelip seninle röportaj yapalım. Tamam abi. Teşekkür ediyoruz sana da. Röportajlara devam ediyoruz tribünde. Tribün kültürünün yıllardır yaşatıldığı Hodri Meydan'da 7'den 70'e takım sevgisi bizleri karşılıyordu. Röportajlara devam ediyoruz. İkinci yarı başladı. Kocaeli Spor taraftarı izledik bugün ve aslında 7'den 70'e herkes tribünde. Sen de tribündeydin amca, neler söylersin? Aslında ilk yarı iyi oynayan bir takım vardı ama 0-0'lık beraberlik. Önce bugünkü maçı sorayım. Vallahi biz bu maçı alacağız Allah'ın izniyle. Ondan bir şüphemiz yok. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Hatta o sezon sonunu bile bekleyemeyeceğiz. Biz 11 senedir bu seneyi bekliyoruz. İnşallah bu sene evet gole de gidiyoruz. Yakup bu golü atacak. Aynen. 53 senedir bu takımın peşindeyim. Bir yaşım o kadar daha devam ederse gene gideceğim. Allah sağlık sıhhat verirse. Cizre bilmem ne Türkiye'de gitmediğim hiçbir şey kalmadı. Nasıl bir duygu Kocaeli Spor taraftarı? Müthiş bir duygu. Hastalık. Bu bana babadan kalma bir yadigar. Ben 6 yaşında Kocaeli Spor maçına gitmeye başladım. Ve sene 2020 hala bu statlardayım. Hiç de pişman olmadım. Kar, kış her zaman gittim kardeşim. Süper, süper. Ayağına sağlık. Allah razı olsun sizden de Allah İnşallah razı olsun. İnşallah daha güzel günleri göreceksin. Ben o günleri gördüm. Yaşadık. İnşallah bu yeni nesil de o günleri görecek. Ben de beraber inşallah. İnşallah. Yaşarsak göreceğiz tabii ki. Allah uzun ömürler versin. Amin cümlemize kardeşim. Röportajlara devam ediyoruz. Kocaeli'de nasıl bir futbol tutkusu olduğunu. 60 yaşında. Ayrıntılarına kadar 60 yaşındayım dedi. Ve tüm detayları sizlerle sunmaya devam ediyoruz. Kocaeli Spor bulduğu golle skoru 1-0'a getirirken tribündeki coşku görülmeye değerdi. Gol geldi. Gol geldi. Abi neler söylersin? Gol geldi. Anlatılmaz yaşanır, görüyorsun işte. Ama sinyalini vermedi mi? Verdi, bekliyorum. Geç ama oldu. Geç oldu ama net oldu. Helal olsun. 1-0 önde Kocaeli Spor. Sana soralım abi. Bekledik. En sonunda geldik. Gol olacak belliydi zaten. Golü attık. Helal olsun. Bundan sonrası gelir. İnşallah.
Kocaelispor 1-0 önde. Bundan sonrası gelir diyor taraftar. Aslında tezahüratlar, destekler devam ediyor ve heyecanı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Camiamız biraz daha tecrübeli. Hocamız da sağ olsun ona yenilmedi o Gökdeniz'in olayında. Gökdeniz'in başka takımlarla görüşmesine, sözleşmeyi uzatmamasına. Onu aldı. Zaten bütün herkes Gökdeniz girdikten sonra golün geleceğini tahmin ediyordu. Gökdeniz girdi, gol geldi. Biz üzüm yemek istiyoruz. Bağcıyı dövmek istemiyoruz. Önemli olan bizim burada şampiyon olmamız. Biz şampiyon olalım. Sezon sonunda Gökdeniz de işine bakar. Biz de işimize bakarız. Belki de anlaşırız, devam ederiz. Anlaşamazsak da bizim önemli olan burada şampiyon olmamız. Ya bilmiyorum, sen şimdi tribüne geldin, az çok yaşamışsındır. Bu anlatılmaz, yaşanır yani. Bu farklı bir duygu. Yani biz her zaman söylüyoruz, bizim Kocaelispor yaşam biçimimiz yani. Kocaelispor'la yatıyoruz, Kocaelispor'la kalkıyoruz. Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız. Az kaldı. Yolun sonu şampiyonluk. Bizim hedefimiz 2025 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de oynayacağız Allah'ın izniyle. Şampiyonlar Ligi'nde. Abi gel o tarafa, o tarafa. Başa gelsin acaba şu an. Şuraya gidelim, gel. Gideriz oraya, gideriz. Sen söyle önce neler. Şampiyon söyler? Olacağız abi, şampiyon. Hadi inşallah. Biz de bugün atkıları taktık ve 90 dakika boyunca aslında destekle bulunduk. Artık son dakikalar. Bugünkü maçın tüm detaylarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Olsun sana uğramasın. Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık geç. Mevlam sakınsın seni her türlü gözle. Bir aydan beri o kadar inandık ki, bir de devre arası oldu. Biliyorsunuz ki Kocaelispor yıllardan beri bir dünya sıkıntılar yaşadı. Çok kötü günler geçirdik ama Allah'a şükürler olsun, her düştüğümüz an, her kötü anımızda biz kenetlendik. Bizim bir cümlemiz var Kocaeli olarak. Kocaelispor'umuz sokakta oynasa kaldırıma çıkan yine destekleriz. Harika mücadelemiz var, bizim için lig fark etmiyor. Biz formaya aşığız, atkıya renge. Gol geldi. Dur bakayım, iptal olmadı değil mi? Abi gol gol. Gol Inter abi, gol gol. Ne olur ne olmaz baba, az önce boşa sevindik. Neler söylüyorsun? Abi iki kere atamadık. Ben çok korktum abi. 2-0 önde Kocaelispor, 90+2'de Gökdeniz ikinci golünü attı ve 2-0'lık üstünlük. Bugün itibariyle artık son dakikalarda Kocaelispor önde. Maçın son dakikalarında Kocaelispor skoru 2-0'a getiren golü kaydederken tribünde şampiyonluk şarkıları söyleniyordu. Taraftarda bu hafta beIN Spor ekranlarında Kocaelispor taraftarıyla biz izlemiştik ve aslında maçın sonunda skorboardda Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğü yazıyor ve bizler de bugün itibariyle Hodri Meydan grubuyla birlikteydik. 90 dakikanın öncesini, sonrasını ve maçın heyecanını yaşadık. Şu anda takım tribüne geldi, Hodri Meydan'a ve tezahürat belli. Lider buraya denildi. Bugün itibariyle bu muhteşem coşkuyu sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta farklı bir statta, farklı bir şehirde ve farklı bir tribün grubunda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bugünün önemli dakikalarını, önemli anlarını tr.beinsports.com adresinden izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.